Düzce'de Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Lütfü Bulut ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Lütfü Bulut, 19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine değinerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bulut, Türk halkı birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok kenetlenmeli, emperyalist amaçlara izin vermemelidir. Bu vatanı bize tarihin en kanlı savaşları sonucunda yüz binlerce şehit vererek emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha rahmetle anıyorum. Böylesine zor şartlarda dehası ve cesaretiyle bu ülkeyi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül'de Mareşallik ve Gazilik unvanı verilmiştir. Törenin ardından protokol üyeleri Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'nde ziyaret etti. Bir ülke düşünün. Halk yüzyıllardır savaşmaktan yorulmuş, ülkenin dörtte üçü işgal edilmiş, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sevr Anlaşması'yla Türkiye Anadolu'nun kuzeyinde küçük bir alana hapsedilmiş. Ülkenin bankacılık, demir yolları ve tütün ziraatı başta olmak üzere tüm ekonomik kaynaklarına el konulmuş. Halk yoksul, tam bir moral çöküntüsü içerisinde ve umutsuz. Bu zor koşullar altında Mustafa Kemal ve arkadaşlar Anadolu'ya geçmiş, bir dizi toplantı sonucu Türk milletine moral ve umut aşılamayı başarmıştır. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzu 30 Ağustos Dumlupınar zaferi takip etmiş ve çok çetin çatışmalar sonucu 9 Eylül'de düşman denize dökülerek İzmir ve İstanbul başta olmak üzere yurdumuz tamamen düşmandan temizlenmiştir. Kazanılan zafer sonunda imzalanan Lozan Anlaşması'yla 781 bin kilometre kare yüz ölçümüyle yeni Türkiye Cumhuriyeti dünyaya kabul ettirilmiştir. Böylesine zor şartlarda dehası ve cesaretiyle bu ülkeyi bize armağan eden Mustafa Kemal'e 19 Eylül'de meclis kararıyla Mareşallik ve Gazilik unvanı verilmiş. İşte kutladığımız Gaziler Günü bugündür. Tüm gazilerimizin günüdür.